Merhaba arkadaşlar. Bu videoda deniz akvaryumlarındaki diyotom süreci ile ilgili detaylı bilgi aktarmak istiyorum. Bildiğiniz gibi her akvaryum kurulduğunda tatlı veya tuzlu olsun fark etmez. Belirli bir bakteri döngüsünün oturulması beklenmekte. Tuzlu su akvaryumlarında bu süreç biraz bu süreç biraz daha uzun sürebiliyor. Yani kimine göre 10 günde olabiliyor, kimi 1 ayda, kimi 2 ayda bu diyotom sürecini tamamlayabiliyor. Deniz akvaryumdaki diyatom süreci yeni kurulan tanklarda kesinlikle e, görülen bir şey ve beklenmesi gereken bir şey. Biz buna genellikle kayalarda ve kumlarda e, beliren kahverengi alg olarak da nitelendirebiliriz. Eğer kahverengi algler kayalarınızda veya kumlarınızda e, belirmeye başladıysam akvaryumunuzun azot döngüsünün e, gerçekleştiği anlamına gelmekte. Mevcutta deniz akvaryumlarında diyatom patlaması Genellikle silikat kaynakları, yüksek besin değerleri ve ışıklandırmalar sebebiyle olabilir. Eğer siz akvaryumunuzda ışık açarak bu diyotom sürecini beklerseniz bu süreç biraz daha hızlanabilir. Ama ışıklar açık olduğu zaman da istenmeyen yosunlaşmalar da yaşanılabiliyor. Yani hem ışık kapalı da ilerleyebilirsiniz, ışık açık da ilerleyebilirsiniz. Ama eminim ışık kapalı olduğu sürece süreç birazcık daha uzayacaktır diyotomların gerçekleşmesi. Ya da günün belirli saatlerinde örnek veriyorum 3 saat boyunca akvaryum ışığınızı açık tutabilirsiniz. Bu tamamen kişisel tercihtir. Yani benim ışığım kapalı diyotomum gerçekleşmeyecek diye bir süreç mevcut değil. Işığınız kapalı olsa da diyotomlar gerçekleşecek. Hatta daha az yoşunlaşma yaşayacaksınız. Ama bu diyotomlaşma gerçekten bir tık daha uzun sürecektir. Mevcutta diatom neden önemli? Diatomlar akvaryumda biyolojik dengenin azot dengesinin oturmaya başladığını gösteriyor, e, sağlıklı bir biyolojik döngüye girdiğinin ilk işareti. Bu oluşan kahverengi algler e, azot döngüsünün ilerlediği ve tankın canlılar için uygun bir hale geldiğini e, ifade ediyor. Şimdi diyotom süreci ne kadar sürer? Yani dediğim gibi bazen birkaç hafta sürüyor. Bazen bir ay sürebiliyor. Bu tamamen aslında sizin akvaryuma nasıl bakteri kattığınız ve ne şartlarda ilerlettiğinizle alakalı. Bu süreçte yapmanız gereken şey bakteri kültürünü ekleyeceksiniz. Ve mevcutta ki ekipmanlarınızı çalıştıracaksınız. Genelde protein skimmer'ın kapalı olması tavsiye ediliyor. Ama açık olsa da bu çok büyük bir olumsuz etki etmiyor. Ama bakteri kültürlerini eklediğinizde ilk bir hafta akvaryumdaki sadece sirkülasyonun açık olduğundan emin olun. Yani bir filtre rollerınız ya da e, örnek veriyorum fil, e, suyunuzun filtreden geçeceği bir ekipman varsa bunları kapalı tutabilirseniz. Mevcutta dediğimiz gibi sabırlı olmak bu işin ilk evresi. Şimdi diotomun gerçekleştiğini nasıl anlayacağız? Şimdi diotomda 3 temel madde var. Amonyak, nitrit ve nitrat. Şimdi bunlar için ilk önce siz bakterileri eklediğinizde diotom süreci genellikle yeni kurulan akvaryumlarda azot döngüsünün tam oturmadığı ve yeni oturduğu dönemlerde görülebiliyor bu diotom süreci. Şimdi bakterileri eklediniz. Başlangıçta akvaryumunuzda yüksek bir amonyak miktarı oluştu. Şimdi akvaryum kurulduğunda siz e, mat, organik maddeler girdiğinizde işte yem girebiliyorsunuz ya da bu firmaların e, bakteri kültürlerini girebiliyorsunuz. Bunlar e, bu bakteriler henüz akvaryumunuzda yeterli bir koloni oluşturmadığı için Amonyak seviyeleri yüksek. Yani amonyak seviyeleri yüksek. Bu amonyak da diyatomlar için bir besin kaynağı aslında. Şimdi buradaki diğer nokta da amonyağı düşürmeye başlamanız gerekiyor. Amonyak düşerken de nitrit yükseliyor. Şimdi bakteriler çoğaldıkça akvaryumdaki amonyak seviyesi azalıyor. Amonyak seviyesi azalınca nitrit seviyesi yükseliyor. Bu sizin artık ikinci aşamaya geçtiğinizi gösteriyor. Yani diyotomlar bu aşamada da varlıklarını sürdürebiliyorlar. Ama tam anlamıyla akvaryuma yayılmamış halde oluyorlar. Şimdi nitrit ikinci faz demiştik. Nitrit de düşerken nitrat yükseliyor. Bakteriler yeterli bir koloniye ulaştığında yani akvaryumunuzun kayalarına, işte filtre malzemelerinize, kumlarınıza vesaire bütün ekipmanlarınıza yerleşmeye başladıktan sonra nitrit seviyeleri de bu oranda düşmeye başlıyor ve artık nitrat seviyeleri yükselmeye başlıyor. Bu da azot döngüsünün tamamlandığını ve e, tankın artık tamamen diyotom sürecinden geçtiğini göstermiş oluyor. Yani kısaca şöyle belirtebiliriz: diyotom süreci genellikle amonyak ve nitritin önce yükseldiği, sonra sıfırlandığı, nitratın ise bu iki veri sıfırlandıktan sonra yükselmeye başladığı döngüdür. Amonyak ve nitritiniz sizin sıfırlanıyor nitratınız yükseliyor ve artık anlıyorsunuz ki benim döngüm tamamlandı. Diyotom sürecim tamamlandı. Zaten böyle bir süreç olduğunda da siz direkt kumlarınızda kahverengileşmeler, kayalarınızda kahverengileşmeler göreceksiniz ve diyotom sürecinizin tamamlandığını anlamış olacaksınız. Şu anda benim diyotom sürecim tamamlanmadı birazcık daha bekleyeceğiz bakalım tamamlandığında da nasıl bir görüntü oluşuyor onun detaylarını da sizlerle zaten paylaşmış olurum herkese teşekkürler